Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Geçen hafta dairede alan yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi dairede alanla ilgili sorular çözeceğiz. Burada tabii nasıl yapacağız? Geçen hafta normal konuyu anlatmıştım. Aşırı derecede de zor soru çözmemiştik. Bugün de yine böyle sizi çok aşırı zorlayacak sorular seçmemeye çalıştım. Ama yorum soruları bakacağız. Bir de sonuç itibariyle burada çemberde uzunluk ilgileri de önemli olduğu için bazı sorularda arkadaşlar dairede alan görünümlü aslında çaktırmadan çemberde uzunluk yapacağız. Onu söyleyeyim. Bir böyle konu tekrarı gibi olacak bizim için. Böylece bugün itibarıyla ben en azından kendim dairede alanı ve tüm çemberi bitirmiş olacağım. Belli soru tiplerinden de bahsetmem gerekiyor. İlk sorumuz bakın bir soru tipidir. Hemen belirteyim. ABC yarıçapı 1 santim olan eş dairelerin merkezi verilmiş. Çevre üçgenin çevresi 9 santim. ABC merkez dairelerin etrafına sarılan gergin ipin uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Merkezden TET dik indirip böyle B'den, C'den ayrı ayrı bakın şu noktalara dikler indirdiğiniz zaman bakın burada X kenarı yine bir X kenarı olur. Çünkü dikdörtgen oldu bakın burada. Yine şöyle bir Y kenarı derseniz Y kenarı olur dikdörtgenden dolayı. Ve yine Z kenarı dersek arkadaşlar karşıdaki de yine dikdörtgenden bakın böyle Z olacak. Sonra şu yayların toplamını nasıl bulacağız? Bir seferlik uzunca göstereyim bakın. Şimdi şurası alfa, burası beta, burası da teta olsun arkadaşlar. Geriye mecburen buraya 180 eksi alfa kalıyor. Sonra 180 eksi teta kalıyor ve 180 eksi beta kalıyor. Bakın bir tanesinin çevresi, çevreleri aynı olduğu için yarıçapları 2 pi çarpı 1'dir. Tam dairenin. Ama mecburen ne olacak? 180 eksi alfa bölü 360 mesela şu dairenin mavi yayının uzunluğu pardon. Sonra diğeri de yine aynı şekilde 180 eksi beta bölü 360. En sonuncusu da 180 eksi teta bölü 360. Formülümüz çünkü neydi? 2 pi r alfa bölü 360. Mavi yayların uzunluklarını buluyorum şu an. Böylece bakın 2 pi 540 eksi alfa eksi beta eksi teta bölü 360 oldu. Bu arada zaten üçgenin iç açılar toplamı alfa beta teta'dan dolayı 180 derece. 540 eksi 180 360. Bakın 360 bölü 360'dan 2 pi yaptı. Böylece artık şunu söyleyebiliriz. Toplam çevre x artı y artı z olacak. Bir de buradaki 2 pi olacak. Zaten x artı y artı z'nin bize soru 9 olduğunu söylemiş. Bu ipin çevresi 9 artı 2 pi oldu. Eğer şöyle bir ezber de söylemek gerekirse artık ister çemberler birbirine böyle teğet olsun ve bunun etrafına ip böyle sarın arkadaşlar gergin bir şekilde. İsterseniz de böyle ayrı olsun. Eğer R'ler eşitse, yani yarı çaplar eşitse, ipin uzunluğu eşittir. Şeklin çevresi, içerideki şeklin çevresi artı bir dairenin çevresi kadardır. Bu da böyle bir ezber olsun. İçerideki şeklin bakın çevresi 9 santim verilmişti. Bir tane dairenin çevresi de 2 pi arkadaşlar. Gerçekten yine formüle göre yaptığımız zaman da 9 artı 2 pi oluyor. Böyle aklınızda bulunsun. Yarı çaplar ama aynı olduğunda bunu yapabiliyoruz. Ve ip gerginse. Pardon. Evet bakalım şimdi. Yine klasik bir sorudur. İp bağlama soruları. Ya da işte arkadaşlar böyle koyun otlatma soruları. ABCD dikdörtgen şeklindeki bir kutunun B köşesine bağlanmış olan 12 santim uzunluğundaki EB ipinin E ucunun dikdörtgenin dışında ulaşabileceği bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın. İpin uzunluğu kaç denmiş? 12 denmiş değil mi? Şöyle 12 santim uzunluğunda bir ip var. Bakın gidebileceği maksimum yerleri takip edin lütfen. Bu şekilde gördünüz mü? Böyle gidebileceği alanlar maksimum böyle. Sonra bir de tabii şu uçlardan şuraya doğru kıvıracağız. Önce bir basit olandan başlayalım. Bakın şöyle bir 270 derece tarıyor aslında. Bakalım gerçekten de öyle olduğunu göreceksiniz şimdi.
Şöyle arkadaşlar, bir çeyrek daire. İpimizin uzunluğu yeterli bu köşeden. Yine böyle çeyrek daire. Sonra arkadaşlar yine böyle çeyrek daire. Gördünüz mü? Dolayısıyla burada 90, 90, 90, 3 çeyrek daire. Yani ne olacak? Normalde alanı 12 olduğu için 144 pi'dir. 3 çeyrek olduğu için arkadaşlar 108 pi şu an bu alanların toplamı. Şunlar. Bu ipin taradığı bölge bakın. Şimdi geriye yalnız ip olduğu için arkadaşlar neye bakacağız? Şu noktada ipi kırarız. İp böyle bir çeyrek daire kadar hareket eder. 8'di. Geriye 4 kaldı. O zaman bakın böyle de hareket edecektir bu dairenin, ip. Dolayısıyla 16 pi'nin 4'te 1'i olacak. Böylece orası da 4 pi gelecek arkadaşlar. Sonra başka yine aynı şekilde 8, burası 12 santimmiş. Allah pardon. Şekli sildik yanlışlıkla. Bir kendine gelsin. Burası 12 santim olduğu için burada ip de 12 idi değil mi? O zaman dışarı taşmıyor. Şunu düzeltelim. Şu kısmı. Tabii onu düzeltince şekil gidiyor. Şöyle yapayım arkadaşlar. Onu yoksa şekli silmek zorunda kalacağım. Böyle düzelteyim. Orası 12 santim olduğu için ip oraya taşmıyor. Dolayısıyla ekstradan şöyle bir yeşil bölge çıktı. 4 pi. Bir de 108 pi'miz zaten vardı. Toplamda bakın 112 pi olmuş oldu gördüğünüz gibi. İp tarama soruları bizim için önemli. Sınavda gelebiliyor çünkü. Bir de yorum yapıyoruz arkadaşlar sonuç itibariyle. Bir tane daha sonra bundan çözeceğim dersin devamında. Bu merkez etrafında dolanma ya da kendi etrafında dolanma ya da işte aldığı yol nedir sorularında şöyle dikkat etmek lazım. Geçen hafta da yapmıştık. Eğer dümdüz bir yol üzerinde gidiyorsanız merkezin aldığı yolda, çemberin aldığı yolda aynıdır. Burada bakın çemberin aldığı yol x ise merkezin aldığı yol da x'tir. Çemberin aldığı yol arkadaşlar böyle zemine değdiği yerdir. Merkezin aldığı yol zaten adı üstünde merkezin gittiği yerdir. Ama bu soru gibi eğimli arazilerde ilerliyorsanız dikkat etmelisiniz. Şimdi O1 merkezli çemberin yarıçapı 4 verilmiş. O2 merkezli çemberin yarıçapı 1 santim verilmiş. Diyor ki şunu düzelteyim. O2 merkezli çember O1 merkezli çemberin içten teğete olacak şekilde dolaştırılıyor demiş. Bakın şimdi O2 merkezli çemberi böyle içten dolaştırıyorum gördüğünüz gibi. Haliyle merkezinin aldığı yola lütfen dikkat edin. Şöyle 4, normalde büyük çemberin yarıçapı 1 çıkarırsak 3 kaldı. Merkezin aldığı yol gerçekten bakın işte bu mavi ile taradığım yaydır. Ve o da ne geldi bakın? 6 pi. Dolayısıyla merkezin aldığı yol 6 pi arkadaşlar. Eğer deseydi ki çemberin aldığı yol nedir? O zaman işte şu yeşille taradığım bölge. O da çemberin aldığı yol diye sorsaydı 8 pi. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Merkezin aldığı yol ya da kendi etrafında, onu da söylüyor. Aynı şey demektir zaten. Kendi etrafında kaç tur dönmüştür ya da kendi etrafında ne kadar gitmiştir sorularında merkezin aldığı yola bakmamız lazım. Bakın şimdi güzel bir sorumuz. Zor değil ama yorum yapacağız. Şimdi ne demiş arkadaşlar burada? Bir çember var, bir kare var. Bu karenin etrafında merkezin aldığı yolu soruyor. Cevap arkadaşlar baştan söylüyorum 32 değil kesinlikle. Şimdi 32 olması için bak şu olur. Eğer çemberin aldığı yol deseydi, evet direkt bakın, hatta renkle göstereyim. Yeşil çemberin aldığı yoldur arkadaşlar. Ancak merkezin aldığı yola dikkat edin lütfen. Merkez buraya kadar geldi, tamam mı? Şimdi bu şu noktadan bu noktaya zıplamıyor herhalde değil mi? Ne oluyor bakın? Şurada arkadaşlar bu çember böyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. En son nereye geliyor bakın? Şu noktaya geliyor. Sonuç itibariyle ucu göstereyim bakın size. Şöyle bu çember sonuçta böyle dönüyor diyelim buraya geliyor. Sonra bakın biraz daha dönüyor şöyle. Biraz daha dönüyor böyle. En son nereye geliyor işte? Şöyle tam ucuna teğet olacak şekilde oluyor. Haliyle bakın bu çember şu noktadan buraya gelene kadar aslında
köşeye olan uzaklığı hiç değişmiyor. Onu fark etmeniz lazım bakın. Gerçekten de bir doğruyla da göstereyim. Çemberin merkezini düşünün şimdi. Merkez arkadaşlar nedir? Teğet her zaman diktir ve yarıçaptır. Dolayısıyla burası şimdi yarıçap. Biraz daha döndün, hala yarıçap. Biraz daha döndün, hala yarıçap. Biraz daha tam döndün, yarıçap. Dolayısıyla artık arkadaşlar çemberin bu konumundan bu konumuna gelene kadar merkezi bakın fark ettiniz mi? Yarıçapının yarıçapı kadar, aynı zamanda da çeyrek bir daire kadar döndü. Sonra bakın şu uca geldik yine. Burada çember buradayken işte şöyle. Sonra arkadaşlar uca geldi. Tam böyle burada olduğunu düşünün. Teğet oldu arkadaşlar. Sonra tabii ki buraya zıplamayacak. Artık yine şu arada arkadaşlar aynı muhabbet işte. Çember dönüyor, 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 dönüyor. Ama bakın hiç köşeye olan uzaklığı değişmiyor. Gördünüz mü? O yüzden merkezi bunun yine bu köşede arkadaşlar bir çeyrek daire yol alıyor. Yine artık şurada da aynı muhabbet işte. Böyle merkez sürekli yol alıyor çeyrek daire kadar. Şöyle göstereyim onu da yine. Bakın şuradan şuraya gelene kadar yine bir çeyrek daire. Ve yine en soldan D köşesinden yukarı çıkarken yine bakın böyle bir çeyrek daire hareket ediyor. Artık burada da çiziyorum. Böyle, böyle ve böyle. Merkezin aldığı yol arkadaşlar ekstra şu yeşil. Şimdi bir daha göstereyim hatta pembe yapayım. Bu yolu zaten alıyor merkez ama ekstradan arkadaşlar şuraları da dönüyor. O yüzden çember 32 santim yol alır çember ama merkezi 32 santim artı 4 tane çeyrekten bir tam daire kadar yol alır. Buna bu şekilde dikkat etmeniz lazım. Vaktiniz olursa sonra bundan bir tane daha soru çözeceğim bugün. Bu önemli. Bazen böyle ilk başta kafanıza yatmıyor bile olabilir ama yapa yapa arkadaşlar alışıyorsunuz. O yüzden lütfen dikkat edin. Sormak istediğiniz bir şey varsa da lütfen sorun. Gelelim buraya şimdi. Ne demiş? O merkezli çember. A merkezli çemberi B ve C noktalarında kesip A noktasından geçmektedir. Yukarıdaki verilere göre taralı alan nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi taralı alan gördüğünüz gibi şu yine şunu bir saniye ben bir kilitleyeyim. Bakın arkadaşlar şimdi şu sarıyla taradığım alan bir daire değil. Dikkat ederseniz nasıl çıkaracağım? O yüzden bu sorularda arkadaşlar biraz mantıklı hareketler yapmamız lazım. Şimdi sağdaki beyaz küçük çember bakın çapı gören çevre açı 90 dereceden dolayı. İki hamlede çıkarma yapalım. Bir, şu yeşil bölge çıkarılmalı çünkü taralı bölgeye dahil değil. Bir de arkadaşlar bakın şurada büyük çemberin bir daire parçası var. O zaman birinci adım. Birinci adım bu yeşil bölgenin alanını bulmak. O kolay çünkü zaten büyük dairenin yarıçapı 4 olduğu için 4, 4, 4 kök 2 oldu. Küçük dairenin çapı R'si arkadaşlar 2 kök 2 geldi. Yarım bir çember 8 pi bölü 2'den 4 pi arkadaşlar çıkarmamız gereken birinci bölgeyi bulduk. Şimdi gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede neye dikkat edeceğiz? Büyük çemberi bir daha çizeyim. B, C noktası çıkarmamız gereken bölge bu arkadaşlar. Ve bunun zaten yarı çapının biz kaç olduğunu biliyoruz? 4. Aynı zamanda çeyrek bir daire bakın. Ne yaparız? Bu daire diliminin alanını buluruz önce. 16 pi bölü 4. Eksi dik üçgenin alanını çıkarırız. 4 çarpı 4 bölü 2. Böylece oradan da ne geldi? 4 pi eksi 8. Demek ki arkadaşlar artık çıkarmamız gereken şeyi yapalım. En büyük dairenin alanı normalde pi re kareden 16 pi. Eksi bakın yarım şu yeşil daireyi çıkartıyoruz. 4 pi. Bir de arkadaşlar işte bu mavi bölgenin alanını çıkarıyoruz. Onu da ne bulduk en son? 4 pi eksi 8. Eksi ile çarparsak böyle bakın 8 pi artı 8 olmuş olacak. Yani basit de olsa zor da olsa yorumlar yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu çıkarma ekleme sorularında. Ve hani soru zaten size bilgileri veriyor ama biraz tabii görmek de istiyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu kesme, katlama, yapıştırma soruları oluyor arkadaşlar. Sınavlarda da ÖSYM bayağı bir soruyor.
dikkatli olmak lazım. Ben o yüzden böyle hangi konu olursa olsun kesme katlama sorularını bir koymaya çalışıyorum testlere. Burada da şimdi gerçekten öyle zor bir soru da yapmayacağız. Sadece yorumumu dinleyin lütfen. Şekildeki dairesel levha birbirine paralel AB ve CD kirişleri boyunca katlandığında katlanan kısımları birbirine teğet oluyor demiş. Şimdi bakın, ana şekil üstünde yine göstereyim size. Şimdi böyle katlıyormuşuz bunları. Aynen bu şekil. Ve bunlar böyle birbirine teğet oluyormuş. Bu teğetin avantajı ne biliyor musunuz? Merkezden geçen doğru böyle buradan teğet yapacak, şey dik yapacak bunlara bu şekilde. Ve bunların tam teğet olduğu noktadan geçecek. Bakın şimdi şuranın uzunluğunu bilmiyorum, A olsun. Katlayınca uzunluk asla değişmez, yine A. Katladım, uzunluk B olsun. Asla katlayınca uzunluk değişmez, B. Bu nereden geçti bakın? Teğet oldukları için birleştirdim arkadaşlar böyle çemberin merkeziyle bu teğeti. O zaman burası çap oldu gördüğünüz gibi, tam ortadan geçti. Dolayısıyla aslında 2A artı 2B, kirişler arasındaki uzaklık verilmiş, pardon, 2 artı 2B'yi vermemiş. A artı B'yi 6 vermiş ya, 2A artı 2B o zaman çap arkadaşlar. Yani yarı çap aslında bize 6 verilmiş çaktırmadan. Şimdi tahmin usulü, atmasyon usulü yapmayalım soruları. Sonuçta ÖSYM güzel soruyor. Burada ben çok zor olmasın diye göstermek istedim ama hani nasıl olsa o kesin 6'dır diye yorumlar yaparsanız soruların çözümlerine bakın, uyduruk çözüm olmasın. Burada bakın, bu teğet olmalarından kaynaklı direkt merkezden geçti ve çap oldu, bu doğru. Yarı çap 6 olduğu için artık dairenin alanında bakın 36 pi gelmiş oldu. Şimdi yine bakın yol alma sorusu, güzel bir soru. O1 merkezli 9 santim yarı çaplı yarım çemberin içine O2 merkezli 3 santim yarı çaplı çember şekildeki gibi yerleştiriliyor diyor. O merkezli çember önce AB üzerinde kaymadan dönerek ilerliyor. Ve K noktasına değip AKB yayına teğet olacak şekilde devam ediyor. Gerçekten de görselde göstermiş bakın. Yukarıda verilenlere göre O merkezli çemberin tekrar başladığı noktaya ilk kez vardığı anda merkezi ne kadar yol almıştır diye soruyor. Tamam, bakalım şimdi ne yapabiliriz. Güzel bir soru. Arkadaşlar bakın şimdi, bu basitten başlayalım. O2'den K'ya kadar, O2'den K'ya kadar diyorum. K noktasına teğet olana kadar ilerlediğinde aldığı yol bakın düz bir zeminde ilerlediği için şöyle T dersem, buraya da M dersem, TM yoluyla buradaki O2'nin aldığı yol aynıdır merkezin. Peki o ne? Onu nasıl bulacağız? Şimdi dairede alan sorularında dersin başında demiştim, çemberde uzunluk yorumları yapacağız arkadaşlar. O yüzden iki çember dıştan veya içten teğetse ne diyordum ben? Merkezlerini kesin birleştir. Dolayısıyla senin TO1'i bulman için aslında buna ihtiyacın var. KO2 ve O1 doğrusal olacak şekilde uzunluk bulmak istiyorsan hep birleştirmelisin. Dolayısıyla ne oldu? Küçük çemberin yarıçapı 3, büyük çemberin yarıçapı 9 olduğu için O2, O1'e 6 kaldı bakın. Burası zaten 3. Hipotenüsün bidik kenarın iki katı olduğu tek üçgen nedir? 30, 60, 90 üçgenidir değil mi? Bu açı 30 derece, yani 3 kök 3 oldu, TO1. Aynı şekilde burayı da böyle birleştirirsen yine 3, yine 3. Tamamı 9'dur yarı çapın, 6 kalır. Hipotenüsün dik kenarın iki katı olduğu üçgen 30, 60, 90 üçgeni. Böylece arkadaşlar TM yolu, yani ilk etabı bulduk. 6 kök 3 kadar ilerliyormuş O2'den diğer O2, K'ya teğet olana kadar sağdan sola gittiğinde. Şimdi dikkat edin lütfen. Bu teğet bir şekilde ilerlerken merkezi bakın nasıl güzergahta gidiyor bu. Mavi ile taradığım güzergahta. Ve bu da arkadaşlar bakın, hatta göstereyim. Sonuçta şöyle bakın, gördünüz mü? Pembeyle çizdiğim gibi aslında böyle yarı çapı 6 santim olan bir daire yayı kadar merkezi yol alıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla o da kaç derece? 30-30 gitti. Geriye 120 kaldı merkeze. Şöyle bakın, 120 derecelik yarı çapı da 6 olan bir daire yayı kadar yol alıyor. Dolayısıyla 12 pi'nin 120 derece olduğu için 3'e böleceğiz, 4 pi.
Demek ki totalde 4 pi artı 6 köküç kadar yol alacakmış merkezi arkadaşlar. Bu şekilde bakın, bunlarla ilgili güzel sorular soruluyor gerçekten. Merkezlerin aldığı yollarla ilgili. Dikkat edin, normal biz yine arkadaşlar çemberde uzunluğa bağlıyoruz. O yüzden çemberde uzunluk anlatırken söylemiştim. Gerçekten çember dairenin en önemli yeri çemberde uzunluktur. Diğerleri önemsiz olduğu için değil ama soruların çok büyük bir kısmında çemberde uzunluk bilgisi kullanmak zorundasınız. Bir de şunu söyleyeyim. Çemberde açı önemsiz mi? Hayır, tabii ki çok önemli. Çünkü çemberde açıyı bilmezsen zaten çemberi hiç yapamazsın. Kısacası hepsi önemli olmuş oluyor. Sınavda da gayet böyle fazlasıyla sorulan bir konu. Olur olmaz her yere girer. Mesela bu sene siz tabii çemberi analitikten sonra gördüğünüz için hocalarınız çok analitik geometri sorularında okulda, yazılıda veya derste çember soramadı size. Ama söyleyeyim, çemberle birlikte analitik soruları da çok sorulur. Aklınızda bulunsun. Yani siz TYT, AYT kitapları çözerseniz birleşik sorular göreceksiniz bayağı bir. Bakalım arkadaşlar şimdi. Klasik sorulara da ihtiyacınız var. Böyle sürekli şu model yeni nesil soru sormayacak ÖSYM'e. Birazdan hatta 2019 AYT sorusunu koydum, bakarız. Klasik soruları da bilmek lazım. Zaten yeni nesil soruları çözebilmek için arkadaşlar kesinlikle klasik kitaplardan, klasik sorulardan gitmeniz lazım. O aldatmacaya da kanmamak lazım. Bazen sürekli böyle bir yeni nesil furyası başladı 2018'den beri. O yüzden de öğrenciler de zannediyor ki hani ben sadece yeni nesil soru çözersem daha iyi olur. Hayır. Özellikle 11. sınıflar, yani sizler bir böyle Eylül-Ekim'e kadar gerçekten standart soruları çok güzel bir şekilde halledip sonra artık evet yeni nesil soru çözme rayına oturursunuz. Şimdi bakın, burada bir dik üçgen var. Soru aslında gayet kolay. Bizden EFT daire parçasının alanını istiyor. A da bu çemberin merkeziymiş. Şimdi neye ihtiyacımız var? Bir kere merkez açı var. Ona ihtiyacım yok o yüzden ekstradan. Sonra neye ihtiyacımız var? Tabii ki yarıçapı. Dolayısıyla bu yarıçapı nasıl bulabiliriz? Onu kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Temel bilgimiz merkezden TYT ne yapılır? Tabii ki dikindirilir uzunluk sorularında. Böylece ne oldu bakın? Merkezden TYT dikindirince temel dik üçgen bilgisi, ki buradan üçgenin önemi ortaya çıkıyor. A'dan T'ye dikindirdik. Dikten dikindiğinde öklittir. R kare eşittir 1 çarpı 4. Böylece R'ne geldi 2. Bakın aslında ne kadar kolay bir soru. Öklit sorusu yani. Dolayısıyla artık şöyle bakın. Bu AETF daire diliminin alanı normalde 4 pi bölü 4'tür. Ancak nereyi çıkarmalıyız? Parçayı bulmak için bu yeşille taradığım dik üçgeni çıkarmalıyız. O da kaç? Yarı çapı 2 olduğu için kenarlar 2, 2. Böylece 2 çarpı 2 bölü 2'den 4 bölü 2, yani pi eksi 2 geldi arkadaşlar. Bu pembe bölgenin alanı. Evet, bir tane daha bakın bu şekilde bir soru. Sınavda sorulmuştu zaten buna benzer. Bir kenar uzunluğu 2 santim olan ABCD karesinin C köşesine 6 santim uzunluğunda bir ip bağlanıyor. Ve ok yönünde gerdirilerek karenin etrafına aşağıdaki gibi sarılıyor. Gerdirilme sebebi şu arkadaşlar. Çevirirken hani böyle olmayacak. Direkt normal bildiğiniz gergin bir şekilde tarayacak. Buraya kadar gelecek mesela. İp ok yönünde demiş. O zaman ne olacak buraya kadar? Böyle bakın, sürekli yarıçapı 6 santim olan ipler böyle dönüyormuş gibi olduğu için bir çeyrek daire. O da 36 pi'nin 4'te 1'i 9 pi. Sonra arkadaşlar artık ip burada tabii kırılacak. Şurada bükülecek daha doğrusu. 4 santim. Bu sefer de 4 santim uzunluğunda bir yarıçapa sahip olan bir daire dilimi kadar tarayacak bölgeyi. 4 yarıçap 16 pi'nin 4'te 1 olur. 4 pi. En sonda arkadaşlar ne olur bakın. 2 kaldığı için geriye, toplam 6 santim uzunluğundaydı. Böyle bir çeyrek daire bakın döner. Dolayısıyla burada da 4 pi'nin 4'te 1'i pi kadar hareket eder. Toplamda da 14 pi hareket eder demeyeyim pardon. 14 pi kadar alan tarar. Evet, bakalım şimdi burada ne diyor? Yarıçapı R olan bir dairenin alanı pi R kare formülüyle, o zaten şimdi ÖSYM bazen böyle sorularda bilgiler veriyor. Bunlar böyle o kadar
klasik bilgiler ki zaten bunu bilmezsen soruyu hani şöyle değil, ÖSYM artık üste bilgileri veriyor, gerek yok mu bilmenize? Hayır, formülü zaten normalde pi re kareyi bilmiyorsan hiçbir işine yaramaz. Yani konuyu yapamazsın hiçbir şekilde. O yüzden ben çok bu verdiği ön bilgileri önemsemiyorum. Hatta 2018'de şöyle oldu arkadaşlar. Gereksiz üste bir bilgi verdi katı cisimle ilgili. Ama onu biz düzgünce kullanmadık o formülü. O yüzden birazdan aldatıcı bile olabiliyor. Sorudaki görüntü, evet. Sorudaki görüntüdeki bilgileri kullanmıyorsanız hata yapıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama şu üstteki arkadaşlar verilen formüller çok da böyle matah bir şey olmuyor açıkçası. Bakalım. Yarı çapları kök 2 birim olan 4 çember. Her bir çember 2 çembere böyle teğet olacak şekilde anlatmış. ÖSYM böyle uzunca anlatmayı seviyor zaten. Herkes anlasın diye. Sonra bu çemberlerin merkezlerinden geçen mavi renge boyalı bir daire aşağıdaki gibi oluşturuluyor diyor. Bu dairenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bakın, burada yeni oluşturduğumuz daire bu çemberlere teğet değil. Bunun yarıçapını nasıl bulabiliriz? Evet, bu mavi çember bunlara teğet değil arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var bakın. Biz eğer böyle bunların merkezlerini birleştirirsek şu şekilde, burada ne çıkacak yarıçaplara eşit olduğu için? Kare. Dolayısıyla bakın şimdi, bu da bunların merkezinden geçiyor ya böyle. Bu şimdi artık ne oldu? Çemberin arkadaşlar bir nevi kirişler dörtgeni oldu mavi çemberin. Dolayısıyla çapı gören çevre açıdan küçüklerin yarıçapı kök 2 olduğu için kök 2 kök 2 kök 2 yani 2 kök 2 demek ki büyük dairenin yarıçapı 2'ymiş arkadaşlar çapı 4 olduğu için. Artık o zaman bunun alanında 4 pi gelir. Gördünüz mü? Ben hep söylüyorum, geometride arkadaşlar sorulana odaklanmak yerine verilene odaklanmalısınız. Çünkü gerçekten biz sorulanlardan daha çok verilen bilgileri kullanarak en son sorulan kısım zaten kolay. Dairenin alanının formülünü hepimiz biliyoruz pi re kare olduğunu. Ama orada yarıçapı bulmak önemli. O yüzden verilen sizin için çok daha değerli, onu söyleyeyim. Şimdi bu da fena bir soru değil ya. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Bu soru sınavda sorulmuştu bir kere buna benzer. Soruyu böyle hani kağıda olmayanlar bile çizebilir. PDF'si elinde çıktı olarak olmayanlar. Burada ben bir dakika sizi beklemek istiyorum. ÖSYM bazen böyle kendiniz yorum yapmanız gereken, çıkarım yapmanız gereken sorular soruyor. Bir dakika bekliyorum. Bakın bakalım cevap bulursanız da söyleyin veya yazın. Bence böyle çok sıkıntılı bir soru değil bu. Onu söyleyeyim. Ama tabii şöyle arkadaşlar, geometri diyorum yani, hep söylüyorum sıkılmadan. Hafife alınmaz, aynı zamanda böyle gurur da yapılmaz. Gerçekten böyle basit kitaplardan gitmek gerekiyor. Mesela bu soru bence öyle çözüm itibariyle sıkıntılı bir şey değil. Ama geometri hep deniyor işte, görme dersi. Evet tamam, bir yere kadar kabul ediyorum ama altyapıyı, üçgen altyapısını düzgün oluşturursanız olur olmaz her yere üçgenin girdiğini ve artık soruları daha kolay yaptığınızı görürsünüz. Şimdi bu hem sözümü unutmayın hem de lütfen buna dikkat edin. Bakın soru aslında ne kadar kolay bir soru. Bir kere bir doğru her iki çembere de teğetse, o zaman zaten bunlar AC ve CB çapları olduğu için bu açı 90 derecedir kesinlikle. Ve küçüğün yarı çapına B diyelim, 2B olsun çap. Burası da 2A olsun. Bakın şimdi. Dikten dikinecek. O diki, ben boşu boşuna ADC'nin diki olduğunu görmeyeceğim. Aynı zamanda buna da dikkat etmem lazım. Haliyle ne olacak bakın? Dikten dikindiği için Öklit neydi? 2A çarpı 2B yani 4AB eşittir 36. Dolayısıyla arkadaşlar AB ne geldi bakın? 9. Peki bu AB şu an tek başına bir işime yarar mı? Hayır tabii ki. Çünkü AB arkadaşlar şu an öyle durur. A ve B'yi ayrı ayrı bulabilir miyim? İsterseniz bir deneyin. A ve B'yi bulamadığınızı göreceksiniz. Denediyseniz veya denerseniz. Ne yapacağım o zaman ben? Bazen arkadaşlar yapmanız gereken tamamen aslında dümdüz yani formülü uygulamaktır. Büyük dairenin yarıçapı dikkat ederseniz 2 artı 2B'nin yarısı olduğu için A artı B değil mi? O zaman büyük dairenin alanı pi bölü 2 A artı B'nin karesi, doğru mu? Pi re kare bölü 2 çünkü yarım daire.
Sonra bundan neleri çıkarmam lazım? Bu beyaz iki bölgeyi çıkarmam lazım. Onların da yarıçapları a ve b. Eksi pi bölü 2 a kare. Eksi pi bölü 2 b kare. Gördüğünüz gibi pi r kare bölü 2. Çünkü yarım daire hepsi. Bu şekilde söyledim. O zaman hepsi pi bölü 2 parantezinde. Dikkat! A kare artı b kare artı 2 ab eksi a kare eksi b kare. B kareler ve a kareler gitti. Dikkat ederseniz soruda sadece ne kaldı? A, B, pi. Dolayısıyla A, B'yi zaten biz 9 bulmuştuk. Cevap da arkadaşlar 9 pi geldi. Aslında soruda bir Öklit yaptık. Bir de normal dairelerin alanlarını çıkarmış olduk. Bunu böyle söylemiş olayım. 35 geçiyor arkadaşlar. Bir 5 dakika mola verelim. Tam 40 geçe tekrardan başlayacağım ben. Yayını kapatmanıza gerek yok. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir sınav sorusu daha şimdi. Aslında çok yine basit bir soru. Ne yapacağız? Yukarıdaki saatin akrebi 1 santim, yelkovanı ise 2 santimdir demiş. Saat 10.30'dan 11'e kadar yelkovanın tarayacağı bölgenin alanı, akrebin tarayacağı bölgenin alanının kaç katı olur? Önce hemen kenarda şunu düşünelim. 1 saat arkadaşlar hareket ettiğinde, bu arada 360 bölü 12'den her iki sayı arası 30 derecedir. 360 bölü 12 olduğu için. 12 tane sayı olduğu için. Sonra arkadaşlar neye bakmamız lazım bir de? Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bir saatte yelkovan malum analog saatlerde böyle buraya gelip daha doğrusu şöyle yapayım. Şöyle yaparsak bir saatte yine buraya geliyor değil mi? O zaman 360 derece hareket ediyor bir saatte. Dolayısıyla yarım saatte 10.30'dan 11'e kadar ne kadar hareket edecek? 180 derece. O zaman bakın artık hani çok böyle müthiş bir bilgi yapmadım zaten. Bu yelkovan böyle buraya kadar gelecek 12'ye kadar. Dolayısıyla tarayacağı bölgede 180 derece. Yani yarıçapı 2 olduğu için 4 pi'nin yarısı 2 pi alan tarayacak yelkovan arkadaşlar. Gelelim akrebe. Akrep de 1 saatte arkadaşlar sadece 30 derece gidiyor çünkü böyle 1'den 2'ye hareket ediyor. Burada da işte aynı şekilde 1 saatte 30 derece hareket ettiğine göre yarım saatte ne kadar derece hareket eder? 15 derece. Dolayısıyla akrep de şöyle ilerleyecek 15 derece kadar bir alan tarayacak arkadaşlar. Dolayısıyla yarıçapı 1'di. Pi çarpı 15 bölü 360 oldu arkadaşlar. Bu da pi bölü 24 geldi. O zaman 2 pi'nin pi bölü 24'ü oranı soruluyor. Demek ki 48 katıymış akrebin taradığı alanın amire dıştan teğetler. İçten. Uzunluklar verilmiş. Kalan taralı bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar şimdi bize. Kalan taralı bölgenin alanı tabii bu arada söyleyeyim neresi? Şöyle yapayım ki görün. Şu bölgeler soruluyor tamam mı? O zaman arkadaşlar durum şudur. Ben önce büyük dairenin yarıçapını en azından biliyorum. 40, 10, 50, 25. Ama küçük ve ortanca dairenin yarıçapını bilmiyoruz. Ne diyorum hep? Uzunluk sorularında hemen merkezle teğeti birleştir. Böylece ne olur? Merkezleri birleştirince arkadaşlar. Şöyle. Burası R olsun. Yine teğeti dikindir R. Büyüğün yarıçapı 25 olduğu için 25 eksi R. Merkezine şöyle bir O diyelim. Toplamda 25'ti ya yarıçap. Bu 20'ye aldanmayın. 20 arkadaşlar BC uzunluğu. Onu sileyim. Sonra çapla karıştırmayın. Merkez yaptım bakın. C'nin biraz solunda. Yarıçap 25 olduğu için şöyle BO'ya 15 kaldı. 15 25 eksi R ve R'lik bir üçgen düşüneceğim. Burada Pisagor yapmamıza gerek yok ama R'ye 8 verince bakın 8, 15, 17 üçgeni oluyor. Küçük çemberin yarıçapı 8 geldi. Aynı durumu büyük çember, ortanca çemberde de yapalım. Böyle TT indirdim şimdi merkezlerini birleştirdim. Bunun yarıçapına A diyelim. Sonra arkadaşlar yine ne olacak bakın 25 eksi A olacak. Ve yine A diyorum. Şimdi CD 20 olduğu için buraya da ne kaldı bakın 5 kaldı doğru mu? O zaman arkadaşlar bu da nasıl bir dik üçgen çıktı? Bir kenarı 5. Bir kenarı A, bir kenarı 25 eksi A. A'ya 12 verirseniz bakın 5, 12, 13 oluyor.
Demek ki ortanca yarıçapta 12'ymiş. Totalde artık o zaman 25 karesi ne yapıyor bunun? 625 pi bölü 2'den 64 pi ve 144 pi'yi çıkaracağız arkadaşlar. Onlar tam daire çünkü. Böylece kalan bölgeler ortaya çıkmış olacak. Uğraşmayayım, 209 bölü 2'ymiş zaten cevap. Evet, bir kesme sorusu bakın. Ne demiş? Yarıçapı 6 santim olan çember şeklindeki kağıt, şekil 1'deki gibi AB ve CD doğruları boyunca kesiliyor. Elde edilen mavi ve sarı bölgeler şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Şekil 2'nin çevresi nedir demiş. Yani şu uzunluğu soruyor bize. Şöyle, bu uzunluk soruluyor arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi biraz şekli büyüteyim. Önce daha iyi görün mevzuyu. Bir kere burada yarıçap 6 ya, tesadüfen 6 kök 2 ve 6 seçilmemiş. Bakın, yarıçap 6 olduğu için aslında bu AB parçasını 60 derecelik bir açı görüyor. Dolayısıyla bu yay uzunluğu 60 derece olacak. O da ne yapar bakın? Normalde 12 pi'dir. 6'da biri 2 pi'miş AB yayının uzunluğu. Sonra arkadaşlar zaten AB kirişinin uzunluğu da 6 santim geldi. Burası 6, burası 2 pi. Sonra CD yayına gelelim. Tesadüfen 6 kök 2 verilmez. Neden? Burada A kök 2 bak. 6, 6, 6 kök 2'den aslında ikizkenar bir dik üçgen merkez açı 90 dereceymiş. Bu yüzden çeyrek daire olduğu için 12 pi'nin 4'te 1'i, CD yayı 3 pi, şu CD kirişinin uzunluğu da 6 kök 2. O zaman arkadaşlar takip edin bakın. Şöyle bir 2 pi var. 3 pi de var. O zaman orası 5 pi yaptı. Sonra neresi kalıyor? Şuradaki CA ve BD. Toplamda CD neydi? 6 kök 2. 6'yı çıkarırsak böylece CA ve BD'yi bulmuş oluruz. 5 pi artı 6 kök 2 eksi 6 olmuş oldu arkadaşlar. Bu sorunun da cevabı. Yine aslında böyle kesme sorusu da, yani şey, kesme katlama ama böyle enteresan göründüğü kadar çözüme enteresan olmayacak. TK eşittir TL verilmiş. İkizkenar bir üçgen, yani kirişler birbirine eşit, kullanabiliriz. Sonra arkadaşlar 20 santim uzunluğunda bir kiriş verilmiş. Bakın şimdi diyor ki KL yayı katlandığı zaman KL üzerinden şu alttaki parça katlanınca bu KOL olacak şekilde O noktasına geliyormuş. Bunun önemi ne? Gelmeye de bilirdi sonuçta. Gelince şunu göreceğiz. Bir kere uzunluk asla değişmez. Sonra arkadaşlar böylece şu yarıçap R bölü 2, burası yine R bölü 2. Tabii ki şurası yine R oldu bakın. Şu 90 derece olur mu? Kesinlikle olur. Sebebi nedir? Zaten arkadaşlar siz yukarı doğru katladığınız için her zaman böyle bakın dik kesişme olacak burada. Sebebi de şu. Yarıçap R burada duruyor. Yarıçap R burada duruyor. Sonra arkadaşlar katlamaktan kaynaklı burası A, burası A olacak. Uzunluk değişmeyecek çünkü yaylar aynı oluyor. Dolayısıyla burada bir deltoid çıkar. Deltoidin de köşegenleri dik kesişir. Bundan dolayı R bölü 2, R bölü 2 ayırdım. Ve kesinlikle 90 derece oldu. Arada kalan bu açı, kesişme açısı. Hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen nedir? 30-60-90 üçgeni. O yüzden burası bakın 120 derecelik bir daire yayı oldu. Ne olur? Bundan sonra ne söyleriz? Şimdi artık orayı gördük. Bize arkadaşlar 120 derece verdiğine göre, daha doğrusu biz bulduğumuza göre merkez açıyı, çevre açı kaç derece? 60 derece. O zaman çevre açısı 60 derece ve ikizkenar olan bir üçgenin açıları kaç derecedir? 60 derece. Tahmin usulü yapılıyor olabilir. Zaten görünüyordu falan olabilir ama ben onları asla kabul etmem. Çünkü yani tesadüfü ise eseri yapamayız arkadaşlar soruları. Öyle görünüyor olsa bile siz kesinlikle öyle göründüğünü ispatlamalısınız. Kesin buradan geliyordur dediğiniz geometri soruları sonra biraz başa iş açıyor. Aklınızda bulunsun, lütfen buna dikkat edin. Ya oradan gelir deyip sakın boş vermeyin. Eğer ispatlayamıyorsanız benim gibi böyle bir sorunun hakikaten bu şekilde olduğunu bize sorun yani.
ya da çözüm videosunu izleyin. Bu şekilde artık bir eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4. 400 kök 3 bölü 4'ten de 100 kök 3 geldi. Yine işte yorumumuz böyle pekişsin sürekli. Şimdi bir kere çemberler içten teğet olduğunda böyle birleştirilir. Bunun aynı zamanda faydası ne olacak? Küçük çemberde O ile P'yi birleştirince ne olur? Açıortaydır teğet noktasıyla merkez birleştirilirse. Simetrik olur çünkü. Dolayısıyla 30-30 olur. İşte yine klasik R dersek 90'ın karşısı 2R. Sonra zaten R. Gördüğünüz gibi büyük dairenin yarıçapı ne geldi? 4R. Zaten bize soru ne vermiş? OB'yi 12 vermiş. Demek ki küçük dairenin yarıçapı da arkadaşlar 4'müş. Dolayısıyla normalde büyük dairenin alanı 144 pi bölü 60 derece olduğu için 6 yani 24 pi olacaktı. Bu büyük dairenin alanı. Küçük dairenin alanında arkadaşlar yarıçapı 4 olduğu için 16 pi geldi. Farkları da bakın artık 8 pi çıkmış oldu. Evet, güzel bir soru şimdi. Bunlardan sonra biraz birkaç klasik soru baktık. O iki merkezli çember arkadaşlar böyle y eksenine teğet olacak şekilde duruyor. Böyle merak etmeyin, analitik bilgisi falan yapmayacağız. Analitik düzlemde O1 merkezli çember, O2 merkezli çember dıştan teğet olacak şekilde döndürülerek y eksenine D noktasına teğet olacak konuma getiriliyor. Yani döndürüle döndürüle ta buraya kadar geliyormuş bakın. Şimdi küçük çemberin yarıçapı 1 santim, büyük çemberin yarıçapı 2 santim. Aldığı yolu soruyor arkadaşlar bize. O1 merkezli çemberin merkezinin aldığı yol soruluyor. Kendisinin de değil. Şimdi nasıl yapacağız? Burada bakın doğrusal bir yol olmadığı için dikkatli olmanız lazım. Şimdi arkadaşlar bir kere çemberler dıştan teğetse ben birleştiririm. Yine böyle birleştiririm. Bakın teğet olduğu ana kadar aldığı yolu görüyor musunuz? Böyle. Ve bu burası 1 olduğu için, burası 2 olduğu için yarıçapı 3 birim olan bir daire yayı kadar hareket ediyor. Ancak bu soruda problem ne? Şu alfa açısını bilmiyoruz. Çünkü ne yapacağız biz? 1 artı 2'den 3, 6 pi alfa bölü 360 kadar bakın merkezi yol aldı. Alfayı nasıl bulabiliriz şimdi? Bu da arkadaşlar üçgen gördünüz sonuçta 9'da gördünüz ya da bizle birlikte çalışırken gördünüz. O yüzden şeyi önemsiyorum ben. Eşlik, benzerlik bunlar ara ara karşımıza geliyor. Ne alaka burada eşlik, benzerlik? Bakalım şimdi. Şöyle merkezden teğet dikindirirsek burası 1. Hipotenüsü 3. Bir dik kenarı 1 olan şöyle bir siyah çember. Sonra arkadaşlar rengi değiştireyim. Merkezden böyle teğet dikindirdim. Merkezden teğet böyle dikindirdim 1. Şurası 1 oldu. Yarıçap 2 idi. Yine 1 kaldı. Bak. Burada da 1 artı 2'den hipotenüsü 3, bir dik kenarı 1 olan bir kırmızı dik üçgen. Dikkat ederseniz hipotenüsleri aynı, bir dik kenarları aynı. Kırmızı ve siyah üçgenlerin kenarları aynı geldi. 3, 1. Bir kenarı 3, bir kenarı 1 ise otomatik olarak öbürüne de ne kalacak? 8'den 2 kök 2. Bütün dik kenarları ve hipotenüsü aynı olan iki üçgen nedir? Eş üçgendir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle O1, O2A açısına teta diyeyim. Böylece artık şu O1'deki bu açıda teta olmak zorunda aynı açıyı görür. Sonra bakın Y diyeyim şu O1 açısına. Mecburen buradaki O2 açısı da Y olur. Ve dik üçgenden teta artı Y ne geldi fark ettiniz mi? 90 derece. Zaten arkadaşlar... Şöyle bu açının tamamı 180 derece aslında alfa 90 dereceymiş gördüğünüz gibi. Bunu böyle göstereceğiz. Yoksa hani zaten orası tahmin ediliyor 90 falan sakın demeyin. Dolayısıyla arkadaşlar artık alfa gördüğüm yere 90'ı yapıştırıyorum. Böylece 6 pi bölü 4'ten 3 pi bölü 2 yol almış oluyoruz. Dediğim gibi ben öğrenirken ezbere kesinlikle karşıyım arkadaşlar. Sonra zaten yapa yapa bazı şeyleri ezberleştiriyoruz ama öyle görünüyor, şöyle oluyor falan geçmek lazım. Çünkü ÖSYM'e göreceksiniz zaten. Ben ara ara çıkmış soruları da koyuyorum. Onu öyle bir araya sıkıştırıyor ki sen zaten onun 90 olduğunu tahmin bile edemiyorsun. Şimdi yine bir tane daha böyle aslında çemberde uzunluk ama dairede alan yapacağız bir nevi. Çevre yapacakmışız.
Şimdi bizden taralı bölgenin çevresi isteniyor arkadaşlar. Çemberler dıştan ve içten teğet. O zaman ben yine klasik yorumumu yaparım. Bunu birleştir. Bunu da böyle birleştir. Şimdi dikkat ederseniz bu çemberler eş çemberler. O zaman şöyle aradan da bunu gönderebiliriz. Bu teğeti bile çizsek olur. Böylece artık şöyle bir şey oldu. Alfa alfa burası. Bunlar zaten yine O3'ten F'ye indirirsem şu yeşil üçgen. Ve arkadaşlar yine O2'den G'ye indirirsem hipotenüsleri ve dik kenarları aynı olduğu için eş üçgen. Aslında mecburen şu arkadaşlar O2, O1G'ye de alfa demek zorundayım. Açı ortaydan yine ne oldu? Alfa. Aslında alfa 30 dereceymiş bakın. Soruda alfanın 30 olduğunu böyle anladık. Bunun bize faydası getirisi ne olacak? Şimdi biz O1'in, büyük çemberin yarı çapını biliyoruz. Küçüğü de bulacağız. Küçüğe R dedim. Buraya R dedik. Alfayı 30 bulduğumuz için 2R oldu. Demek ki büyük çember arkadaşlar 3R yarı çapına eşitmiş. R de buradan 6 oldu. Artık bakın R'nin 6 olduğunu gördük. Haliyle şöyle birleştireyim. O 3 ile O 2 de dıştan teğet sonuçta. Onu da yapacağız. Artık arkadaşlar şöyle bakın şu açımız 120'den 60 çıkarsa 60 derece oldu. Hatta pembeyle göstereyim şu açı. Böylece eşkenar üçgen olacak. Çünkü O 3 ile O 1, O 2 ile O 1 birbirine eşit. O zaman 60 derece olduğu için şöyle merkez açı 120 derece. 60 derece yine merkez açı 120 derece. DE yayının uzunluğu yarı çapını kaç bulmuştuk? 6. 12 pi'nin 3'te 1'i burası 6 pi. Yine aynısı burada da var. 12 pi'nin 3'te 1'i pardon 12 pi'nin 3'te 1'i 6 pi değil 4 pi. Burası da 4 pi oldu. Çevrenin bakın CD ve DE kısmını buldum. Şimdi geriye ne kaldı? CE yayını bulmak. O da zaten şöyle bakın 60 derecelik bir büyük dairenin yayı. Yarı çapı onun kaçtı? 18'di. Normalde çevresi 36 pi'dir. 6'da 1'i ne olacak 60 dereceden dolayı? 6 pi olacak. Artık arkadaşlar 6, 8 daha totalde 14 pi geldi bakın. Bize sorduğu taralı bölgenin böyle çevresi. Bu şekilde bakın daire dalının son kısmında ya da çevre dalının son kısmında kullanıyoruz. Daha çok çemberde uzunluk bilgilerinden yararlanıyoruz. Özellikle yine çemberde uzunlukta çok klasik gördüğüm önemli bir soruyu burada dairede alanında uyarladım. Dairenin alanı soruluyor. Çemberler böyle bir daire, kare, dikdörtgen, üçgen fark etmez kesiştiği zaman bakın bu karenin aynı zamanda gördüğünüz gibi D noktası ve E noktası, A noktası çemberin üstünde. Yine teğet olan E noktası bizim için önemli demiştim. Yine onu söyleyeyim. Neden önemli? Çünkü uzunluk sorularında arkadaşlar yarı çapı bulurken veya bir kirişin uzunluğunu bulurken kirişe dikindiririz. Yine böyle teğete dikindiririz. Şöyle kirişe dikindiririz. Gördünüz mü? Artık buradan T dersek DT ve TA8 olur. Kirişe dikindirmeyi unutma sakın. Sonra burada artık yapabileceğim bir şey yok. Mecburen ne yapman lazım? Harflendirmen lazım. OE'ye R dedim. Karenin bir kenarının 16 olduğunu unutma. TO böylece 16 eksi R olur. Ona dikkat edelim. Sonra arkadaşlar ne diyordum ben bu sorularda? Merkezden hemen şu A noktasına veya D noktasına indir ki buradaki bakın artık güzel bir şekilde Pisagor'u yapabilelim. Ve yarı çapında ne olduğunu biliyorum R. Bir kere bir kenarı 16 eksi R, bir kenarı R, bir kenarı da 8 olan bir daire geldi. R'ye 10 verirsek bakın 16, 8 oluyor. Demek ki bu dairenin alanı arkadaşlar 100 pi'ymiş pi r kareden dolayı. Bu şekilde bakın çemberde uzunluk sorusu bir tane daha aradan çıkarmış olduk aslında. Kirişe dikindir, teğete dikindir, mümkün olduğunca az harf ver ve Pisagor'u unutma. Bunu bir küçülteyim soruyu okumak için. Şimdi ne demiş? ABC'de dikdörtgeninde O merkezi çember, D ve C merkezi çeyrek çemberleriyle dikdörtgene KLP noktalarında teğettir. Çeyrek çemberler ise birbirine T noktasında teğettir. PB uzunluğu 4 verilmiş. Taralı alan nedir diye soruluyor. Peki biz büyük dairenin yarıçapını biliyor muyuz o zaman? Evet biliyoruz. PB bakın bize neyi getirecek? Şöyle T'den arkadaşlar güzel bir şekilde T'ye dikindirirseniz tam da ortak T zaten. Hakikaten ne oluyor bakın.
şöyle büyük dairelerin yarıçapı 4 oluyor. Onu görmek zor değil. Peki küçük dairenin yarıçapını nasıl bulacağız? Şimdi bakın, burada da neye dikkat ediyoruz her zamanki gibi? DKO doğrusal, OLC doğrusal, çemberler dıştan teğetse hemen birleştirmelisin. Böylece artık buraya R de, burası R. Artık şöyle OT'ye de ne kaldı? 4 eksi R. Sonra arkadaşlar, büyük dairenin yarıçapı 4'tü, 4. Merkez zaten TET dikiner. Böyle 4 eksi R, 4 artı R ve 4'lük bir daire geldi. Buradan da arkadaşlar R ne oldu? 1. Çünkü 1 koyunca 3, 4, 5 oluyor bakın. OT 4 eksi 1'den 3, DT zaten 4, 4 artı R'den de DO 5 geldi. Artık yapabiliriz. Taralı bölgelerin alanları nasıl bulunuyor? Bütün dikdörtgenden bütün daireleri çıkarırsam zaten taralı alanlar kalıyor. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 4'ten 32 eksi. Çeyrek dairelerden bir tanesinin alanı 16 pi bölü 4'ten 4 pi, 2 tane var. 8 pi olacak. Beyaz küçük dairenin alanında yarıçapı 1 olduğu için pi oldu. Böylece bakın 32 eksi 9 pi olmuş oldu. Bakayım bir sorularıma. Evet. Bakın şimdi bir tanesi daha sorumuz var böyle tarama sorusu. Ne demiş? Duvarın kesiştiği O noktasında içten 6 metre uzunluğundaki bir ipin ucuna koyun bağlanmıştır. Koyunun otlayabileceği alan en fazla kaç metrekaredir? Duvarların da kalınlığı önemsizdir diyor. Şimdi bir kere neye bakacağız? Bu koyun o zaman bu sınırlı şeylerin arasında, duvarların arasında şöyle bir alanda, bakın göstereyim, ip böyle, gördünüz mü? Sürekli bu alanda, tabii burayı da otlayabilir, burayı da otlayabilir ama maksimum burayı otlayabiliyor. Böylece bir daire dilimi kadar burada maksimum alan otlama hakkı var. Şöyle bir daire dilimi. 60 derece olduğu için, yarıçapı da 6 olduğu için 36 pi'nin 6'da 1'i arkadaşlar ne geldi? Kırmızı bölgenin alanı 6 pi. Yalnız şu arkadaşlar ip bakın B noktasından artık 2 birim daha hakkı var. Bu koyun böyle bir yarım daire kadar da yine burada otlayabilir. Sıkıntı yok. Sonuçta ipin boyu yetiyor bakın. Gördüğünüz gibi şöyle bu aralıkta ipin boyu 2 metre daha yettiği için bu aralıkta yine otlanabilir. Aynı şekilde yine buradan da 2 birim kaldı. Burada da bakın şöyle bir yarım daire kadar otlayabilir. Dolayısıyla burası da böyle bir yarım daire oldu. Artık yarım daire yarıçapı da 2 birim. 2 tane yarım daire geldiği için 4 pi. Zaten 6 pi bulmuştuk. Totalde 10 pi'lik bir alan otlayabiliyor. Mantığını hemen hemen anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ipi büküp öbür tarafa muhakkak döndürüyoruz arkadaşlar. Şimdi kalan zamanımızda şu tehlikeli görünen soruya bakalım. Bakın bu güzel bir soru. Bir daire arkadaşlar üçgenin etrafında hareket ediyor. A noktasından başlayıp 7 tam tur atarak üçgenin etrafında dolanıyor. 7 tam tur. İlginç. Ve tekrar eski konumuna geliyor. Dairenin yarıçapı kaç santimdir? Şimdi dikkat. Burada arkadaşlar bakın şimdi. Bu dairenin merkezi buraya kadar yol alıyor. Sonra tabii ki yine C'den buraya zıplamıyor. Buralarda da ne diyordum bakın. Şöyle dönüyor, 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 dönüyor. Buraya geliyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde burada da aynı hamleyi yapıyor. Burada yine böyle. Dolayısıyla arkadaşlar şu K noktasından L noktasına kadar çember böyle dönmeye devam ettiği için K'dan L'ye, sonra buraya da T diyeyim, işte buraya da R diyeyim. T'den R'ye merkezi yine yol alıyor. Buraya da M diyelim, N diyelim. M'den N'ye merkezi yol alıyor. Ancak burada bu tam tur atıyor ya, 7 tam tur. Şimdi burada alfa, beta, 90 dersek alfa artı beta artı 90 derece 180. Dolayısıyla şu açı, sonra buradaki bu açı, böyle burası ve yine şöyle kırmızıyla göstereyim bu açı. Bunların toplamı arkadaşlar 360 derece gelecek. İsterseniz deneyin bakın. 180 eksi alfa, 180 eksi beta ve 180 eksi tetadır.
zaten 540 eksi 180'den hakikaten 360 derece oluyor. O zaman bu daire arkadaşlar, şu TK, LTR, LK ve MN arasında boşa tur attı. Boşa tur attığı için bir tur arkadaşlar şu üçgenin üzerinde yol almadı. Bir tur direkt noktanın üzerinde, A'nın üzerinde döndü, B'nin üzerinde döndü, C'nin üzerinde döndü. Bir turu boşa gitti, altı tur, bakın TL, buradaki KN ve MR yollarını almış oldu. Yani 6 pi burada, 8 pi burada ve 10 pi de burada. Bir tur dönmeye gitti ama oradaki 6 tur direkt 24 pi yol almasını sağladı arkadaşlar. Yani hareket edebildi, yerinde saymadı. Yoksa şu B noktasında dönerken hep burada bakın çember bir nevi yerinde sayıyor. Yol almış olmuyor, gittiği bir yer yok. B'den yine B'ye geliyor. Ya da şu C noktasında yine C'den yine C'ye geliyor. İşte buradaki A noktasında yine A'dan yine A'ya geliyor dönerken. Gitmesi gereken şu yeşille bir daha göstereyim. 8 pi, 10 pi ve 6 pi de bir tur boşa döndüğü için toplam 6 tur. O da ne yapar? 6 çarpı 2 pi ile bir turda çember çevresi kadar döner. Eşitleri 24 pi. Bu yüzden R 2 geldi bakın. Burada bu önemli durum var arkadaşlar. Bununla böyle bitirmiş olayım. Sizin vaktinizi almayayım. Dersi olanlar oluyor. Normalde arkadaşlar bir iki sorumuz kalmıştı çözmediğimiz. Ben durdurayım yayını. Siz çıkabilirsiniz. Ben kalan iki soruyu çözeyim. Video zaten sizinle paylaşacağım. Eğer o iki soruyu çözemezseniz YouTube'dan izlersiniz sonra. Tamam mı? Size iyi dersler. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Ben o iki soruyu çözüyorum şimdi size. Tabii istemeyen çıkmayabilir. Sorun değil. Ben o iki soruyu çözeceğim. Evet arkadaşlar, şu soruya da bakalım şimdi. Sağda ben zaten bir gösterdim çizilmiş sonra halini, uzun uğraşmayayım diye. Şimdi böyle boruları arkadaşlar ip geriyormuşuz. Şimdi tabii ki bu ipin uzunluğunu sakın böyle buradan hesaplamaya falan kalkmayın. Durduk yere sorunuz gider. Ne yapacaksınız? Tepeden görüntüsüne bakacaksınız. Neden? Bir ip arkadaşlar şuradan geçiyorsa ancak aşağı doğru iner. Sanki böyle bir lastikle da silindiri böyle aşağı doğru ittiriyormuşsunuz gibi düşünün. Hakikaten böyle bakın aşağı doğru iner. Dolayısıyla tepeden ilk görüntüsünde de işte bu sağda yeşille yaptığım olur. Burada da artık neye bakacağız? Çemberler birbirine böyle dıştan teğet ya. Ne diyorduk işte bu gergin ip sorularında? Klasik artık ezbere bağlayalım, nasıl olsa gösterdim. Burada arkadaşlar şu düzgün altıgenin çevresi, yani yarıçapı 6 olduğu için düzgün altıgenin çevresi ne yapıyor? 12 çarpı 6'dan 72 santim. O zaman bu ipin uzunluğu 72 santim artı bir dairenin uzunluğu kadardır. O da arkadaşlar 12 pi. Toplam bu ipin uzunluğu olmuş oldu. Sanki ben ilk başta böyle bir soru atlamışım gibi geldi diyecektim ama bakayım bir. 1, 2, 3, 4. Bir saniye sonra... bakın bu soruyu atlamışım, pardon. Bu soruyu ama şöyle düzeltelim arkadaşlar. Bunlar yanlış. 12 ve 6'yı silin lütfen. 12 ve 6 değil de burada şuna diyeceğiz. Yarıçapı çemberin 16 santim ve o bilgiler verilmemiş, tamam mı? Buna göre yapacağız. Hemen söylüyorum bakın şimdi. Burada çemberler dıştan teğet olduğu için birleştir. Çemberler içten teğet olduğu için birleştir. Sonra... Buraya A yaz, buraya A yaz. Burası A, burası B, burası B. Sonra arkadaşlar 2A eksi B gördüğünüz gibi. AK uzunluğu. Yarıçap dediğim gibi 16, diğer bilgiler yanlış, tamam mı? Buna göre yapacağız soruyu. Sonra arkadaşlar artık ne söyleyeceğim burada? Yapılacak bir şey kalmadı. Şöyle bir dik indiriyorum. K noktasından iki tane Pisagor'la halledeceğiz. Şimdi bakın merkezden teğete dik indirirsek burası B. Şöyle dikdörtgenden yine. Ne kaldı buraya da? A eksi B. Şöyle bir Pisagor. A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi şeye eşit değil mi? 2A eksi B'nin karesi eksi B'nin karesi. Doğru mu? Hem arkadaşlar üstteki üçgende hem de alttaki pembe üçgende Pisagor yapıp nereye eşitledim? Şu yüksekliğe eşitledim. Böylece şu işlemleri ben hemen hızlıca söyleyeyim arkadaşlar size. A eşittir 2B geliyor. Tamam mı? Pisagor'la yapın lütfen. Burada ben uğraşmayayım şimdi artık. Vakit kaybı olmasın.
A 2B'ye eşit geliyor. O zaman artık şunu söyleyebiliriz. Bir daha çizeyim. Böylece arkadaşlar büyük dairenin yarıçapı A 2B olduğu için 4B olacak. 4B eşittir 16'dan B ne geldi? 4. B dediğimiz neydi? Küçük dairenin yarıçapı. Zaten bizden de K merkezi dairenin alanını istiyor. 16 pi olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde dairede alanla da ilgili çözmek istediğimiz soruları çözdüm. Görüşmek üzere.